günler. Haftanın ilk iş gününde biz yine ekranlarınızın karşısındayız ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün ilk konuğumuz yepyeni, heyecanlı bir üniversitemizin, gencecik bir üniversitemizin mütevelli heyet başkanı bizlerle olacak, bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle çok keyifli bir söyleşi yapacağız. Kim bizlerle birlikte? Evet, demin de söyledim, gencecik bir üniversitemiz. Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Levent Uysal bizlerle birlikte. Lütfen siz de bana, Levent Bey'e sorularınız olursa bize Twitter adresimiz üzerinden ulaşın diyorum ve hemen Levent Bey'e dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Girerken de söyledim, yeni, heyecanlı, ben gelip gördüm. Hakikaten heyecanınız çok yüksek derecede sizin ve çalışanlarınızın. Ama ondan önce ben şunu sormak istiyorum size. Ben sizi profesyonel iş hayatından da biliyorum. IT ve telekom sektörlerinde özellikle çalıştınız. Merak ettiğim için, şahsi merakından dolayı soruyorum. Neden eğitim sektörü? Ya çok kolay da değil, meşakkatli bir iş. Neden eğitim sektörüne girdiniz? Öncelikle yıllarca biz profesyonel olarak çalıştık. IT ve telekom sektöründe. Biliyorsunuz bu sektör bütün sektörlerin yatay hizmet veren bir sektör. Onun içinde profesyonellerin ve insan kaynaklarının hangi insan kaynağına ihtiyacı olduğunu belirledik. Bu birazcık da şöyle, biraz da baba vasiyetinden kaynaklanan, eğitime olan özlemimizi giderelim diye açmış olduğumuz bir meslek yüksekokuluyla başladık bu işe. 2010'da 6 programla açmış olduğumuz meslek yüksekokulu şu anda 24 program ve 1500 öğrenciye sahip olan bir yapı oluştu ve bu sene de üniversite izni aldık. Yani eğitime gönül vermek çünkü gerekiyor. Evet. Siz de herhalde gönül verdiniz anladığım kadarıyla. Çünkü vakıf kurduk. Evet. Neredeyse bütün mal varlığımızı vakfa bahşettik. Ve burada tamamen ekonomi üretmeyen bir mentaliteyle ilerletmiş olduğumuz üniversiteyi dünyaya getirdik. Peki hemen bunu dinledikten sonra, şahsi sorumu dinledikten sonra kısaca biraz okulunuzu tanıyabilir miyiz? Biliyorsunuz malum tercih dönemine az kaldı. Evet. Öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da bilmeyenler vardır diye düşünüyorum. Bizde şu anda 24 tane bölüm var. Evet. Özellikle bu bölümleri, programları açarken araştırmalar yaptırıyoruz. Dünyada bir araştırma yaptım ben. %64 profesyonel çalışan oranda meslek yüksekokulu mezunu. Yani Almanya'da, Avusturya'da, Amerika'da. Yani beyaz ve mavi yakalıların %64'ü meslek yüksek community school'lardan mezun. Bundan dolayı da en hızlı şekilde hayata atılmanın yolu meslek yüksekokulundan geçiyor. Evet. Biz hem partnerlerimizle hem de öğretim kadromuzla açtığımız programların mezun olduktan sonra bir an önce iş hayatına katılmasıyla doğru orantıdaki meslekleri seçmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın. Bizim ana felsefemiz cuma günü mezun ol, pazartesi işe başla. Biz de programlarımıza sıkça dile getiriyoruz meslek yüksekokullarının ne kadar önemli olduğunu ve dünya genelinde aslında ne kadar popüler olduğunu. Ama işte sizler gibi büyüklerimiz ya da işte eğitime gönül verenler sayesinde inşallah daha da yere gelecek. Şimdi benim önümde biraz araştırdım. Meslek yüksekokulunuzda ilginç de, daha doğrusu diğer vakıf üniversitelerinde olmayan bölümler var. Mesela saç bakım, güzellik hizmetleri ya da az bulunan diyeyim. Yine dikkatimi çeken sivil hava ulaştırma işletmeciliği, yine sivil havacılık ve kabin hizmetleri, yine keza sağlıkla ilgili fizyoterapi, diyaliz, anestezi gibi bölümleriniz var. Biraz önce dile getirdiniz, sanıyorum bunun ihtiyaç olduğunu gördünüz de bu bölümleri açtınız mı? Kesinlikle. Şimdi biz o sektörü inceliyoruz ve her programımızın minimum 5 partneri var, çözüm ortağı var. Bu sektörde nasıl eğitim verirsek cuma mezun olur, pazartesi işe başlar. Ya da okurken çalışabilir öğrenciler, bunlara dikkat ediyoruz. Her programımız inanın çok ince detayına kadar araştırılmış ve mezunun hemen işe girebilmesiyle doğru orantıda kurgulanmıştır. Peki Levent Bey, şimdi mezun oldu, işe girdi ama ben başka bir açıdan bakayım diyorum. Şimdi ben mesela örneğin saç bakım, güzellik hizmetlerinde çok okumak istiyorum ama ailemin durumu yeterli değil buna. Ama istiyorum, size başvuruyorum. Yani bana ne yapabilirsiniz? Evet, işte zaten vakıf da burada devreye giriyor. Biz hesapladık, kitapladık kendimizce. Bir öğrencimizin okulumuza ya da vakfımıza olan belli bir maliyeti var. Bu maliyetler oranında 30 Aralık'ta 0 liramız olacak şekilde kurgularımızı geliştirdik. Neredeyse 1500 öğrencimizin 800 tanesine %50 burs veriyoruz.
Rakamları afaki söylüyorum. Mesela 10 bin lira olan bir eğitim yılı harç ücreti 5 bin liraya düşüyor. 5 bin lirayı da 10 taksitle ödüyor arkadaşlarımız. Evet. Ve burada iş buluyoruz onlara. Şu anda asgari ücretin 680 lira olduğunu düşünecek olursak, diyelim ki en kötü, yani en dipten gelen bir ücret alsa 180 lira öğrencimize kalıyor. Hem kendi okul parasını çalışarak kazanıyor, hem de kendine küçük bir harçlık ediniyor. Evet, bu çok önemli. Yani aslında diyelim ailemin durumu yeterli değil ama ben kendi imkanlarımda da okuyabilme ihtimalim var sizin üniversitenizde. Kesinlikle. Sizin vakıf çatınız altında. Bu çok hoş bir şey. Yani yazmak isteyen ve maddi durumu olmayan arkadaşlarımız için de söylemek istiyorum. Peki mutlaka yine burslarınızdan bir kere daha bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü arkadaşlarımız onu çok soruyorlar ama ondan önce şunu sorayım. Çok vakıf üniversitemiz var. Çok keza devlet üniversitelerimiz de gitgide artıyor vakıf üniversitelerimizde. Sizi bir adım öne çıkartan nedir? Vizyonunuz nedir? Farklılığınız nedir? Biz öncelikle bize gelen öğrencilerimizin altyapılarıyla ilgili küçük testler yapıyoruz. Bu altyapı ne demek? Teknoloji altyapısı ya da İngilizce altyapısı. Hı hı. Bir yıl İngilizceyi ve teknolojiyi iyice oturttuktan sonra yaklaşık 1040 saat İngilizce eğitimi veriyoruz. Bunu neden veriyoruz? Hem mesleki taraftaki adaptasyonları kolay olsun, hem de dünyaya insan kaynağı üretmeye çalışıyoruz. Eskiden şöyle bir tabir vardı meslek yüksekokullarıyla ilgili, ara eleman. Evet. Biz bunu tamamen 360 derece tersi çevirerek aranan eleman haline getirdik. Şöyle düşünün, bizim öğrencimiz geldi, iyi bir İngilizce altyapısını verdik. Hatta bu arada sizin şirketinizde çalışıyor. Evet. Sizin kurumsal kimliğinizi tamamen özümsemiş, part time, full time çalışıyor. Mezun oldu ve başka bir insan kaynağı da müracaatı var size. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki sizin altyapısı kuvvetli, sizi tanıyan, sizin onu tanıdığınız bir insan kaynağını tercih edersiniz. Bu işte aranan olmayı sağlıyor mezunlarımıza. Peki ben yine başka sorular da soracağım ama dediğim gibi hep son derece maillerde de bu sorulara burs olanaklarını çok merak ediyor izleyicilerimiz. Demin biraz bahsettiğiniz ama daha ayrıntılı olarak bu %50, %100 burslarınızdan bahsederseniz. Tabii. Şimdi biz de diyelim ki 1500 öğrenci gelecek bu sene. Evet. Bunun 800 tanesi %50 burs alıyor. 65 evet. tanesi %25 burs alıyor. 150 tanesi de %100 burs alıyor. Tamamen öğrencilerimizin %92 oranında burslarla okutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz bursları üçe ayırdık. Bir, biraz evvel dediğim orandaki ÖSS puanıyla gelenler var. Bir okurken çocuk çok başarılı, evet. çok sosyal network'ü kuvvetli, okuluna çok loyal. Böyle olunca biz yol ve yemek bursları veriyoruz. Başarıyla doğru orantıda. Dedik ki mezun olunca biz hep yanında olalım öğrencilerimizin. Diyelim ki bizim öğrencimiz mezun oldu, başka bir sektörde çalışmaya başladı ama kendi neden olmadığı durumlardan dolayı o sektör kapandı. Ya evet. da işte bir süpermarkette çalışıyor, süpermarket kapandı. Hı hı. Hemen okulumuza geliyor. Okulumuzda insan kaynakları atölyemizden başvuruyla birlikte ona yeniden iş bulma imkanı sağlıyoruz. Ama bu arada 6 ay boyunca 1000 lira maaş veriyoruz. Bu kötü günde her zaman okulunun olduğunu hissetmesi için. Tek şartımız bundan evvel çalıştığı yerde bir kardeşine staj ayarlaması. Bu kadar basit. Aa, çok hoş aslında. Hem evet. destek oluyorsunuz ama onun da birine destek olmasını kesinlikle, talep ediyorsunuz. Kesinlikle. Hı, çok hoş. Peki hep yüksek meslek yüksek okulu bağlamında konuştuk ama aslında siz üniversitede oldunuz. Evet, hayırlı evet. olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Biraz fakültelerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Üniversite fakültelerinden. 2012-2013 eğitim yılına 3 fakülteyle giriyoruz. İşletme, İktisadi İlimler ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım fakülteleriyle. Evet. İktisadi İlimler'de Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerimiz var. Mühendislik ve Mimarlık'ta Mimarlık İnşaat Mühendisliği var. Sanat ve Tasarım'da ise İç Mimarlık, Moda ve İletişim Tasarımı var. Biz tamamen daha spesifik bölümlere
belirleyerek bu evet. programları açtık. Özellikle sivil hava ulaştırma hem meslek yüksekokulunda hem burada karşımıza çıktı. Ve çok da görmeye alışık olmadığımız bir bölüm meslek yüksekokulu. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu gördünüz sanıyorum. Burada aslında hem meslek yüksekokulunda hem üniversitemizde program ya da bölüm açarken birbirleriyle entegre olmalarına dikkat ediyoruz. Neden? Gelen öğrencimiz meslek yüksekokuluna ön lisansı alıyor. İster ise entegre olan eğitim ve entegre olarak eğitim verdiğimiz üniversitemizde lisansa gidebiliyor. Kesinlikle ihtiyaca göre meslek edinmelerini sağlıyoruz arkadaşlarımız. Burada mesela sivil hava ulaştırma işletmeciliğinde şu anda her yıl 3000'e yakın insan kaynağına ihtiyaç var sektörel olarak. Türkiye'nin en büyük bu alanda hizmet veren firmasıyla anlaşmamız var. Ve bize diyor ki iyi İngilizce altyapısı olan ve benim sana vermiş olduğum müfredatı uyguladığın her öğrencini ben işe alırım. Bu da başarılı olan bütün öğrencimize iş garantisi demek. Tam ondan bahsetmişken bu partnerlerinizden de bahsedebilirseniz hani belki isim vermeden de olsa verebilirsiniz belki. Yani iş hayatıyla, iş dünyasıyla aranız sanıyorum iyi. Kesinlikle. Ve onları staja gönderiyorsunuz öğrencilerinizi. Tabii. Ondan da biraz bahsedebilirsiniz. Ben zaten yıllarca özel sektörde evet, çalıştığım için ister böyle istemez, girdim zaten ben de konuya. İster istemez çok iyi bir network'üm var. Biz bir Profesyonel iş hayatından geldiğiniz için de hem iş dünyasının neye ihtiyacı olduğunu, nasıl elemana ihtiyacı olduğunu da daha iyi bilip ona göre de çalışıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. %100. Biz zaten başta da söyledim, bir programı açmadan önce hem akademisyenlerimizle hem iş dünyasında kendi alanında bir numara olan, bir numara olduğunu düşündüğümüz partnerlarımızla oturuyoruz masanın etrafına. Diyoruz ki bak biz bu programı açacağız ama sen bizim öğrencimize okurken staj ya da part time iş imkanı verirsen ve geldiği an sosyal sigortasını başlatır isen bu programı açacağız. Yani okurken mi? Kesinlikle. Bizim ana felsefemiz okurken çalışan artı çalışırken de okuyan, çünkü gece programlarımız olduğu için ek branş istiyor birçok öğrencimiz ya da meslek sahibi olan arkadaşımız. Çalışırken okuyan, okurken çalışan, yani üreten öğrenci konseptine gitmeye çalışıyoruz. Bu da hem ailelere bir yük getirmekten kaçındırıyoruz, hem de öğrencilerimizin özgüvenini artırıyoruz. Stratejimiz bunun üstüne kurgulu. Evet. Peki biraz da uluslararası ilişkilerinizden bahsetmek gerekirse, ben şimdi velilerin ve öğrencilerin yerine kendimi koyuyorum. En çok neye dikkat ederdim diye ona göre sormaya çalışıyorum. Evet. Uluslararası anlamda ne tür çalışmalarınız var? Kesinlikle. Şimdi uluslararası da şöyle bir stratejimiz var. Birçok uluslararası partnerimiz var. Hem sektörel hem de eğitim partnerlerimiz var. Biz önce İngilizce ile işe başladık. Bir iki okulumuzdaki arkadaşlarımıza sınıf arkadaşın nereden gelsin? Çünkü İngilizceyi çok iyi öğretmenin ana kurgusu pratik yapmalarını sağlamak. İşte Brezilya, Çin, Japonya bir sürü ülkeler seçtiler. Isaac'le birlikte her ay 25 öğrenciyi 64 ülkeden Türkiye'ye getiriyoruz. Bunları sınıflara koyuyoruz. Çocuklarımızın speaking yani pratik, konuşma pratiği yapmalarını sağlıyoruz. Bu da öğrendikleri İngilizcenin kalıcı olmasını sağlıyor. Bu bir. İkincisi, gelen öğrencilerle daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için ev arkadaşın nereden gelsin dedik. İşte arkadaşlar zaten birbirleriyle tanıştılar. Bayağı samimi olduktan sonra onların evlerine yerleştirdik. Böylelikle 24 saat bir Brezilyalı ile bir Türk çocuğu birlikte oldu. Yaz oldu, Brezilya'ya gitti bizim çocuğumuz. Bu değişim her şeyden, programı, exchange programı. Yani doğal bir değişim programına uğrattık. Bir de özellikle yazın başarılı, İngilizcesi ve branşında başarılı olan öğrencilerimizi gelişim stajlarına yolluyoruz. Mesela işte lojistik tarafında okuyan bir öğrencimizi Polonya'ya yolluyoruz. Orada lojistikte iş imkanı sunuyoruz. Çok basit sosyal sorumluluklarla kendisi çalışıyor. Hem Polonya'daki lojistiğin nasıl olduğunu, orada hangi programların kullanıldığını, nelere dikkat edildiğinin know-how'unu öğrenip Türkiye'ye dönüyor. Aslında tersine bir beyin göçü yapmaya çalışıyoruz. Evet.
Levent Bey, peki şey soracağım şimdi sizlere. İşte malum her an açıklanabilir sonuçlar ve tercih dönemi başlayacak. Sizin de mutlaka ki tanıtım günleriniz vardır. Ama ondan önce hem tanıtım gününüzü söyleyin hem de siz bu konuda artık uzmanlaştınız. Bu eğitim sektöründe çalışıyorsunuz. Hem de profesyonel bir iş adamısınız bundan öncesinde. Neler yapmalı? Ne önerirsiniz onlara? Şimdi 365 gün, 364 gün çalıştı arkadaşlar. Yani işte belli puanları aldılar. O tercih günü altın gün olarak düşünüyorum ben. Ve mutlaka önce hobileri neler? Nelerden hoşlanıyor? Hı hı. Mesleğini seçerken buralara dikkat etmeli. Neden? Çünkü bir ömür boyu o mesleği yapacak. Şimdi misal veriyorum. Okumayı sevmeyen bir kişinin avukat olma olasılığı var mı? İmkansız. Yok. Ya da sağlık tarafında konumlanacaksa, kanla ilgili bir negatif, fizyolojik negatifliği varsa o sektörü seçme olasılığı var mı? Yok. Boşuna okumuş oldum. Ben geçenlerde bir yerde bir yazı okurum. 500 bin öğrenci yeniden sınava giriyor. Yanlış tercih yaptığı için. Evet. Bu hem arkadan gelenlere zarar verici hem de bir yılını boşa harcamış oluyor. Mutlaka, mutlaka istedikleri üniversiteleri geçsinler. Mutlaka yüz yüze tercih danışmanlarından destek alarak sıralamalarını yapsınlar. Yani bunun hatası yok çünkü bir yılına mal olacak. Evet. Hem kendilerinin bir yılına, çünkü biliyorsunuz iki öğrenciden bir tanesi Türkiye'de üniversiteye girebiliyor. Bir de başkasının bir yılına mal oluyor. Mal olmasa bile mutsuz bir gelecek Kesinlikle. Oluyor. Mutsuz bir iş hayatı oluyor. O da Kesinlikle. Ayrı bir facia oluyor. Peki ben sağlık sektörüne de yatırım yaptığınızı eğitim manasında görüyorum. Evet, sağlık yönetimi evet. var, keza yine meslek yüksekokulu. Bununla ilgili bir iki cümle alsak sizden. Şimdi yine araştırmalar sağlık personeline çok ihtiyaç olduğunu gösterdi. Onun için 8 tane program açtık bu sene. Bu 8 programımız tamamen yine sağlık sektöründeki partnerlerimizle eşdeğer çalışacak. Ve hem devlete hem özel sektöre hizmet veriyoruz. Nasıl? KPSS'ye giriyor, devlete hizmet veriyor. Normal özel sektörde altyapısı kuvvetli olduğu için, çok hızlı iş bulabildiği için özel sektörün insan kaynağını sağlamış oluyoruz sağlık tarafında. Başlarken size kendi merak ettiğim bir soruyu sormuştum. Reklam arasında gitmeden önce yine merak ettiğim bir soruyu kendi merakım için soruyorum. İsminiz de diğer vakıf, eğitim tarzınız gibi isminiz de diğer vakıf üniversiteleri oranla biraz değişik. Evet. Neden Nişantaşı ismini seçtiniz? Şimdi dünyada Türkiye deyince akla İstanbul geliyor. İstanbul'da da Nişantaşı. Nişantaşı biliyorsunuz hem sosyoekonomik bakımdan çok karışık, çok kozmopolitik bir yapıya sahip, hem de kalitenin yansıması. Evet. Biz de eğitimi, yaptığımız her işi kaliteli yapmaya çalışıyoruz hayatta. Yaptığımız eğitim işinin de önce ismini Nişantaşı koyarak kalitesini yansıtıp bunun altını doldurmaya ödev haline getirdik. Yani siz de vakıf üniversitelerin içerisinde semt nasıl Nişantaşı'sa biz de Nişantaşı'lıyız diyorsunuz. Evet, evet. Peki ben çok az vaktimiz kaldı ama kendim açısından bunu önemsiyorum. Şu çalışırken okumayı tekrar, belki yeni açmış, televizyonları yeni açmış arkadaşlarımız vardır. Böyle bir imkan sunduğunuzu bir iki cümleyle tekrar özetlerseniz bize. Şimdi bize öğrenci geliyor, diyor ki ben çalışmak istiyorum. Ya da bizim insan kaynakları atölyemiz diyor ki çalışmak ister misin? Hı hı. Çünkü birçok sektörden bize talep geliyor. Bize insan kaynağı sağlar mısınız diye. Tokalaştığımız dakika iş dünyasındaki hangi sektörde ve hangi firmada çalışmak istiyorsa oranın insan kaynağı ya da genel müdür level'ında tanıştırıyoruz arkadaşlarımızı. Bizde uygulamalı eğitim olduğu için öğleye kadar öğrencilerimiz teorisini öğreniyor işin. Öğleden sonra ise tamamen sahada, yani arazide bu işi öğreneceğini düşündüğümüz için çalışıyorlar. Yani hem çalışıyor ve hem okuyorlar. Levent Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizi yineden burada ağırlamak istiyoruz ki ağırlayacağımızı İnşallah. Düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz eğitim hayatınızda, öğrencilerinize ve okulunuza. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ederim.